Faşist Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı. 12 saat sonra karakoldan cesedi çıkan gencin beyni ve kalbinin söküldüğü ortaya çıktı. Diplomatik skandala imza atan Hollanda, ırkçılık, işkence ve insan hakları ihlalleri konusunda da sabıkalı. Hollanda polisinin kabarık suç dosyasındaki en çarpıcı örneklerden biri de 2011'de gözaltındayken öldürülen Erzincanlı İhsan Gürs. 22 yaşındaki İhsan Gürs, Hollanda'da bir kafede işletmeciyle tartıştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen genci ailesinin görmesine izin verilmedi. Gözaltına alındıktan 12 saat sonra da öldüğü açıklandı. Otopsi raporları karartılan Gürs'ün sadece kalbinin durduğu belirtildi. Hollanda polisinin Türk gencine yaptığı işkence ve canilik Türkiye'deki otopsi sonucunda ortaya çıktı. Otopside İhsan Gürs'ün dövülerek öldürüldüğü, ölümünden sonra da beyni ve kalbinin sökülerek yerine kağıt parçaları konulduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Hollanda'da sorumlulara dava açıldı ama sonuç çıkmadı. Ailesi bu kez davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Davanın 4 Mayıs'ta görüleceği açıklandı. Oğlunun Erzincan'daki mezar taşına Hollanda'nın ırkçı polislerinin işkencesi sonucu hayatını kaybetmiştir diye yazdıran baba Cengiz Gürs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk günden beri davayı desteklediğini belirtti. Şimdi bu olayın da geçen yıl zaten ailesi buraya gelmişti. Ailesiyle görüştüğümüz zaman da bu olayın da Hollanda'da hükümeti tarafından da kapatılmak istediğini, bu sürecin devam etmesi için de Türkiye'deki yasal çalışmalarında takipçisi olduklarını bizlere söylemişlerdi. Cinayetle ilgili basına konuşma yasağı konulduğunu söyleyen Cengiz Gürs, Hollanda polisinin evine gelerek kendisini tehdit ettiğini de söyledi.